23. Avrupa Tekvando Şampiyonası'na Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti ev sahipliği yaptı. (Gülüyor) 45 ülkeden 363 sporcu başkent Kazan'da madalya mücadelesi verdi. Ülkemizi 16 siklette 22 milli tekvandocu temsil etti. Dev organizasyonda ilk gün 6 sporcumuz tatemiye çıktı. Kadınlar 46 kiloda Rukiye Yıldırım rakiplerine şans tanımadı. Kusursuz performansı Yıldırım'ı finale taşıdı. Milli tekvandocumuz Hollandalı Dina Purjenes karşısında altın madalya mücadelesi verdi. Rakibini 28-10 yenen Rukiye Yıldırım, başarı kürsüsünün ilk basamağında yer aldı. Yıldırım, kariyerinde ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. В честь победителя звучит гимн Турции. Çok mutluyum. Altın madalyamı ülkemize, askerlerimize, vatanıma armağan ediyorum. Emeklerim boşa gitmedi çünkü hocam çok çalıştırılmıştı. Sabah akşam antrenman yapıyoruz, çok çalışıyoruz, çok emek veriyoruz. Ve karşılığında altın madalya almak beni çok mutlu etti. Erkekler 54 kilodaysa Deniz Dağdelen, başarılı maçların ardından yarı final biletini alarak bronz madalyayı garantiledi. Milli tekvandocu final yolunda Rus Magemot Gagiev ile eşleşti. Müsabakanın son anlarına üstün giren Deniz Dağdelen bir anlık hatasıyla rakibine 20-17 yenildi. Dağdelen Kazan'daki organizasyonda Avrupa üçüncüsü oldu. Öncelikle çok mutluyum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ama içimde bir burukluk var. O da burada isteyen maaşımızı okutamamanın vermiş olduğu bir şey. Daha çok çalışıp ilerleyen zamanlarda buraya gelip tekrardan isteyen maaşımızı okutmak çok istiyorum. Ama onun aksine mutluyum. Evet, dediğiniz gibi bronz madalyayla dönüyorum. Daha ilerine inşallah çalışıp da ulaşmak istiyorum. İlk gün tatemiye çıkan sporcularımızdan Ruhat Akalın'la Merve Dinçer çeyrek finalde, Emircan Turan'la Zeliha Ağrıs ise ikinci turda şampiyonaya veda etti. Avrupa şampiyonasının ikinci gününde milli takımımız iki gümüş madalya kazandı. Erkekler 63 kiloda tatemiye çıkan Hakan Reşber etkili performansıyla finale yükseldi. Milli tekvandocu Hırvat Lovre Brečić karşısında altın madalya mücadelesi verdi. Reçber son anları nefes kesen karşılaşmada rakibine 19-18 yenilmekten kurtulamadı. Milli sporcumuz Avrupa ikincisi oldu. Buraya gelmeden önce de çok çalışmıştım. Ufak sakatlıklarım vardı ama maçın içinde unutmaya çalıştım. Elimden geldiği kadar finale kadar geldim. Finalde de her şeyimi ortaya koydum. Bazen olmayınca olmuyor. Yani buna da şükür. Keşke böyle olmasaydı ama ya son saniyeye kadar direndim. Onun nasibiymiş, yapacak bir şey yok. Kadınlar 57 kilodaysa Hatice Kübra İlgün finalde Büyük Britanyalı Jade Jones'la kozlarını paylaştı. İkişer dakikalık 3 round 9-9 eşitlikle tamamlandı. Dördüncü rounda taşınan altın madalya mücadelesinde milli sporcumuza teknik üstünlük kuran Büyük Britanyalı tekvandocu tatemiden mutlu ayrıldı. Hatice Kübra İlgün ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Altın vuruşa kaldık ve bar üstünlüğüyle, iki birlik bar üstünlüğüyle maçı kaybettim. Nasibimizde bu varmış, buna da şükür.
Başarımızı ülkemize armağan ediyoruz. Tabii hedefimiz İstiklal Marşı'mızı okutup bayrağımızı dalgalandırmaktı. İnşallah bundan sonraki maçlarda şampiyon olarak bayrağımızı dalgalandıracağım. İkinci gün tatemiye çıkan sporcularımızdan Tuğba Yılmaz çeyrek finalde, Zehra Döşü Çukur ve Kutay Çekem ikinci turda, İpek Çiğdem ise birinci turda şampiyonaya veda etti. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününe milli takımımız damga vurdu. Ay Yıldızlılar 4 skletin 3'ünde finale yükselmeyi başardı. Kadınlar 62 kiloda tatemiye çıkan İrem Yaman, kategorisinde en iyi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Yaman, İspanyol Marta Calvo karşısında altın madalya mücadelesi verdi. Milli tekvandocu rakibini 8-1 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Çok kısa sürüyor ama altın madalyaya, şampiyonluğa giden süre çok uzun. Bunu çok iyi değerlendiriyoruz altın madalya kazanmak için. Çok mutluyum. Benim için en güzel anlardan bir tanesi bayrağımı dalgalandırmak. Bunun için antrenman yapıyorum. Kürsüye çıktığımda, bayrağımı dalgalandırdığımda, İstiklal Marşı'mı söylediğimde tüm hayallerim gerçekleşiyor. Şu an çok mutluyum. Nur Tatar Asgari 67 kilo finalinde Büyük Britanyalı Lauren Williams'la karşılaştı. Milli sporcu rakibine müsabakanın son anlarında kaptırdığı sayılarla 14-11 yenilmekten kurtulamadı. Nur Tatar Asgari böylece gümüş madalyanın sahibi oldu. Gerçekten çok önemli bir turnuvaydı bu yıl için. Çünkü ben geçen yıl Dünya Şampiyonası final oynadım ve bunu altına çevirdim. Çok mutluydum. Bunu tekrarlamak istiyordum tabii ki. Altın olarak devam etmek istiyordum. Ama ben Grand Slam müsabakasından sonra ufak bir sakatlık yaşadım zaten dizimden. O süreç içerisinde biraz tam antrenör olmadığım için hani finale kadar zaten biraz zorlu bir gündü benim için. Zor geldim. Ama son saniyede tabii şanssızlık, o bana da dönebilirdi tabii dediğiniz gibi. Ama olmadı. Mutluyum. Çünkü gerçekten ülkeme bu madalyayı kazandırdığım için ayrı bir gurur duyuyorum. İnşallah bu madalya kat kat artacak. Hem şahsım adına hem Türk milli takım adına. Erkekler 74 kilodaysa Muhammed Emin Yıldız, Avrupa şampiyonluğu için Hırvat Toni Kaneyek'le kozlarını paylaştı. Milli tekvandocu rakibine 19-10 yenildi. Büyüklerde ilk Avrupa Şampiyonası deneyimi yaşayan Yıldız böylece gümüş madalya kazandı. İlk Avrupa Şampiyonası bu benim büyükler için. Çok gurur verici. Görünüşlerde ki çok odaklanmıştım altın madalya olsun. Ama işte birazcık sakatlıklardan ötürü olmadı. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Seneye Dünya Şampiyonası var. Hiç hız kesmeden bir şekilde çalışıp İnşallah orada da kürsüye çıkıp altın madalya bu sefer hedefleyip çok sıkı bir şekilde çalışıp hedefimiz o. Arkasında da inşallah olimpiyat basamak basamak çıkacağız. İnşallah güzel olacak. Bayrağımızı göklere çekeceğiz. Üçüncü gün erkekler 80 kiloda tatemiye çıkan Yunus Sarı ise şampiyonaya çeyrek finalde veda etti. Başkent Kazan'daki dev organizasyonda dördüncü ve son gün 6 sporcumuz tatemiye çıktı. Kadınlar 73 kiloda Nafi Akuş üstün performansıyla final biletini kaptı. Milli tekvandocu Rus Arina Zihivotkova karşısında altın madalya mücadelesi verdi. Nafi Akuş rakibini 5-0 yenerek kariyerinde ilk kez büyüklerde Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Come on!
getirdim bu maç için. Yaklaşık 5 aydan beri bunun hayalini kuruyorum. İnanılmaz bir mutluluk. Avrupa şampiyonu oldum, İstiklal Marşı'nı okuttum ve bayrağımızı dalgalandırmak çok gurur verici bir şey. Kadınlar artı 73 kiloda ise Sude Bulut, yarı finalde İngiliz Bianca Walton'e 14-9 yenilerek bronz madalyayla yetindi. Çok gurur verici bir his. Gönül isterdi ki Türk bayrağını göndere çekmek. En büyük hedefim buydu zaten. İnşallah bir dahaki seferdeki Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Şampiyonası'nda bayrağı göndere çekerek daha iyi bir şekilde ülkemi temsil ederim. Son gün tatemiye çıkan sporcularımızdan Ayşe Asma, Ömer Fırat Çelik ve Muhammed Talha Sarı ikinci turda, Enser Uğuz ise ilk turda şampiyonaya veda etti. Kırmızı! Beyaz! Kırmızı! Beyaz! Şampiyon! Türkiye! En büyük! Türkiye! Bravo! Ay Yıldızlılar 4 gün süren Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 3 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. 4 günlük baktığımızda 2020 olimpiyatlarına giden yolda Türk milli takımları hem erkeklerde hem bayanlarda burada çok büyük bir performans gösterdi. 3 altın, 4 gümüş, 2 bronzla Avrupa'nın bayanlarda şampiyon oldu. Erkekler ve takım sıralamasında genelde Avrupa ikincisi olarak tarih adını yazdırdı. Bunun şöyle bir önemi var. 2020'ye giden yolda burada alınan puanlarla bu sporcularımız Allah'ın izniyle orada da Ay Yıldızı bayrağı göndere çektirecek, İstiklal Marşı'nı çaldıracak. Rusya'daki bu şampiyonada büyük başarı elde etti çocuklarımız. Hepsini alnından öpüyorum. Bizi izlemeye devam etsin milletimiz. Allah'ın izniyle başarılar arka arkaya gelecek. Kadın milliler takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Erkekler ise 5. sırayı aldı. Tekvando milli takımımız organizasyonu genel klasmanda 2. sırada tamamladı. Güzel ve verimli bir turnuva atlattık. İnşallah çocukların burada aldıkları puanlarla bugün için dünya klasmanındaki yerleri de fazlalaştı, ileriye gitti. Hepsinin ilk 5'te, ilk 3'teki yerleri değerlendi. İnşallah olimpiyat yolunda daha iyi, önemli bir adım attık bu Avrupa şampiyonasıyla. Bundan sonra inşallah diğer şampiyonları da adım adım takip edip hem puanlarımızı yükselteceğiz hem de madalya alıp İstiklal Marşı'nı okutmaya devam edeceğiz inşallah. Hedef! Olimpiyat! Hedef! Olimpiyat!